Yeni bir platform, dev bir bütçe, görmediğimiz büyük yenilikler 14 Haziran'da Türkiye'de. Evet, videonun konusu Disney Plus. Disney Plus Türkiye'ye 14 Haziran'da açılacağını duyurdu. Aylık ücreti 35 lira, yıllık ücreti ise 350 lira. Fiyat bakımından bence fazla değil, tabi az da değil ama sonuçta çok güzel işler ortada var. Sadece yabancı dizi ve filmleri değil, Türklerin yapacağı bir sürü film ve diziyi de Disney Plus açıldıktan sonra göreceksiniz. İlk dizi Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı Kaçış dizisi. Bu dizi 8 bölüm olacak. Aldığım haberlere göre dizi Disney Plus Türkiye'ye açıldıktan hemen sonra yayınlanacakmış. Senaryosu bayağı değişik görünüyor. Ekranda da görüntülerini görüyorsunuz. Enteresan şeyler geliyor. Netflix'e de büyük bir rakip geliyor. Netflix Bey, 80 liralık ücretinle bakalım Türkiye'de izleyici bulacak mısın artık? Devlerin çarpışmasını ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Disney Plus Türkiye dizilerinde sadece Kaçış yok. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk Türk dizisi var. Kadrosunda yabancı bir yıldız kadın vardı. Öte yandan Kerem Bürsin'dir, Hande Erçel, Demet Özdemir, ya bunların hepsini geçtim. Şahan Gökbakar, Recep İvedik yediği Disney Plus'a çekecekmiş. Recep İvedik'in güzel ya da kötü oluşunu burada konuşmayacağız tabii ki de. Ama konuşacağımız bir şey var. Bu adam sinemaya Recep İvedik'i yapıp atıyor. Milyonlarca lira para kazanıyor. Bu parayı Disney Plus sadece bir filmle Şahan Gökbakar'a öder mi? Tamam, ortada çok büyük bir bütçe, büyük planlar var da ama yani sonuçta Recep İvedik'i Türkiye dışında izleyen yok. Asıl sorumuz bu olmalı. Her neyse, bu konuyu başka bir videoda konuşabiliriz. Öte yandan Disney Plus Yılmaz Erdoğan'la organize işler için anlaştı. Organize işlerin dizisi çekilecekmiş. Kenan İmirzalıoğlu, Halit Ergenç, Cansu Dere ve daha birçok usta aktörle yeni dizi ve filmler için anlaştı. Herkesin büyük heyecanla beklediği platformu elbette ben de bekliyorum. Disney'in Türkiye'ye açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 14 Haziran'dan sonra üye olacak mısınız? Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyla birlikte bu kanala biraz değişik bir video gelmiş oldu. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bir de sesim kötü geldiyse lütfen kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Bu video burada sona erdi. Şimdilik hoşça kalın.